Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Peki, şeyden yapıyoruz. Bakayım ilginizi çekecek mi? Bak kaç tane şey var. Kaçtı o şey? Senin söylediğin. 196. 196'da Barla. Müftüsüne son ihtar. O var. Şahsi dükkanımı açmıyorum. Bir de Muhiddin Arabi meselesi var ama gençler olunca isterseniz bunu okuyalım. 269 Barla. 26. mektubun 2. mefasının ahiridir. Bu mektubun başı mektubat 319'dadır. Bu daha sonradır. Kesmiş ustad yayınlanmasını daha sonraya bırakmış. Sonra abiler tensibiyle o sonra yayınlansın dendiği mektup Barla'ya konmuş. 269. Bu mektubun başı, bir daha söylüyorum, 319 mektubatta. İlginç bir yer ama. Benimle görüşen veya görüşmek arzu eden dostlara istemez miydik şimdi görüşmeyi? Şimdi beraber hadi arkadaşlar minibüse binelim. Doğru Barla'ya gidiyoruz. Çok değil mi Yusuf? Ama neye gidecektik? Ustadı ziyaret etme. Ustad yok. Mezarını ziyaret et. Sarını. İşte bunları arzu edenlere bir şey diyor. Arzu eden dostlara bir dosturdur ki uzakta bulunan bir kısım kardeşlere yazılmıştır. Bizlere yazılmış. Uzakta derken mekan manası değil. Uzak, zaman. Zaten zamanda uzak olanı otomatik mekanen uzak olur. Aynı mekanda olsa bile. Aynı mekanda olsa bile. Şöyle. Zamanda uzak olan otomatik arasında mesafe vardır. Şimdi manen zaten beraberiz diyor ama maddeten uzak. Evet. Şimdi diyor ki bir kanunları anlatıyor. Şimdi o zamanları girmeyelim. Üniversite olduğu için ilgisini çekti. Benimle görüşmek arzusunu hissettim. Benimle görüşmek arzusunu hissettim. Hani görüşmek istiyorlar. Kim bu mektubun muhatabı? Başta Hulusi abi ve Refet abi. Mektubat iki kişinin sualleriyle yazılmış daha çok. Ekseriyeti mutlaka. Hulusi abi ve Refet abi. Diyor ki benimle görüşmek arzusunu hissettim. Tamam. Korkunç bir kanunlar var. Bakayım becerebilecek miyiz? Kardeşlerim, benimle görüşmek iki cihetli olur. Şimdi insanlar şöhret için değil mi? Bir sürü sebep arıyorlar görüşelim diye. Benimle görüşmek iki cihetli olur. Birinci kanun bu. Ya dünya cihetiyle, yani hayat içtimai insani itibariyle. Hayat içtimai insani, yani cemiyetteki insani özelliklerle akrabadır. Meslektaştır. Ne bileyim. Dünya cihetiyle şu cihetteki kapıyı kapamışım. Oo ne haber üstadım, nasılsın, iyi misin? Falan. O kapıyı kapamış. Öyle bir görüşme yok. Hani bazılar diyor, ustad kimseyi kabul etmezdi. Bunun için gittikleri için kabul etmiyordu. Ona bir Kastamonu'da bir yer var da. Dinleyeyim abisi. Bugünlerde benim yanıma müteahhit ayrı ayrı zatlar geldiler. Ben onları ahiret için zannettim. Görüşmek için. Halbuki ya ticaret veya işlerinde bir kasat ve muvaffakiyetsizlik olduğundan bize ve Risale-i Nur'a muvaffakiyet için ve zarardan kurtulmak niyetiyle müracaat edip dua ve istişare istediklerini anladım. Sayfa kaç? 124 abi. Sonra?
ben bunlara ne edeyim ve ne diyeyim diye tahattür ettim. Birden ihtar edildi ki, ne sen divane ol, ne de onları divanelikle bırakıp divanece konuşma. Divan eğer dünyalıklarına cevap verirse divanece konuşmak sayılır. Çünkü yılanlar zehirine karşı tiryak. Yılanlar zehirine karşı tiryaklar arayan, bulan. Tiryak tedarikiyle ve onları kaçırmasıyla meşgul ve vazifedar bir tek adam, yılanlar içinde duran ve sineklerin ısırmasına maruz olan ve sinekleri kaçırmak için çok yardımcı bulunan diğer bir adama yılanların ısırmasını bırakıp ona sineklerin ısırmamasına yardım için koşan divanedir. Bak mesela bak. Yılanlar sarmış beni. Sineklerle uğraşıyorum. Divane değil mi bu adam? O da sinekleri kaçırmak için ustanın yanına geliyor. Evet. Yani o da sinekleri, ya ustadım sineklerimi kaçırır mısın? Peki sen senelerde beri yanımdasın, buradasın, beraberiz. Allah için gelen kaç kişi var? Veya telefonlara siz bakınız. Allah için şu mevzu neydi diye arayan kaç kişi vardı? Sayılır mı? Tek tük değil mi? %90'ı ne için arar? Sen söyle, ben söyleyeyim. Halatı sormak için değil. Psikoloji ya iki şekilde ararlar. Ya iflas etmiş ekonomik olarak, ya psikolojisi bozuk. Halatı soranlar da %1'dir. Bayramda. Şimdi diyecekler ki bunu dinleyenler zaten aramıyoruz. Zaten bunu dinleyenler aramıyor. Eline nereden almışsa telefonu arıyor. Yani bu alakalıdır. Görüşemiyoruz. Benimle alakayı kesenler hep telefona çıkmadığında ne yapacağım kardeşim? Her arayana ben bir dakika versem günüm gitti. Aynı kanun. Adam İflas edince ekonomik olarak geliyor veya beni arıyor. Veya psikolojisi bozuk olunca arıyor. Kardeşim siz Allah için gelmeyecek misiniz işlerse ya? Hiç Allah için burası ne diyor diye insan yapmaz mı? Ha, onlara dönmeye çalışıyorum. Bazılar diyecek ki ben öyle bir yazılar yazdım, mailler yazdım ama cevaplar gelmiyor. Ha daktil öyle cevap verilmeyecekse, derin ve ince manalıysa daktil öyle yazılamaz. Ona ait bir ders olacak demektir. Veya vardır. Şimdi bak. İmanı kazanma ve kaybetme davası başımıza açılmış. Değil mi? Evet. Temeli bu. İmanı kazanma ve kaybetme. Yani Allah'ı kaybetme ve kazanma. Allah bu. Şimdi bu işlerle meşgul olan tek tük var zaten toplumda. Bu işleri bizim gibi işleri yapan kaç kişi var ki? Sungur abinin ifadesiyle 7,5 milyar insan var. En fazla vakıflar 1200 kişidir. Dünyada. 7,5 milyar. 1200 tane vakıfın içinde yani bizzati böyle aktif aksiyon ve aktif eden kişiler de bunun 1/4 ancaktır. Öyle mi Resul? Evet. Yoktur bizim. 1/8 200 kişi ancak vardır. 1200 kişiden 1/4, 1/5 ancak vardır yani aksiyon olan. Şimdi 7,5 milyar insan, diyelim bunun 1,5 milyarı Müslüman. 200 kişi veya 500 kişi bunların imdadına koşuyor. Arkadaş, elzem işleri başa getireceğiz de yani çok mühim işleri. Sen şimdi dişim ağrıyor hocam ne yapayım? Hastaneden çıktı, hocam doktor bu ilaçları verdi, sen ne diyorsun, içeyim mi? Hanımla kavga ettim, abi ne yapayım, bu akşam kalabilir miyim diye ararsan, bir daha çağırmayayım onu. Kaydediyorum seni. Senin ekranda şöyle çıkıyor numara. Sakın açma. Açma. Yani ben nelerle meşgul oluyorum? Ustad nelerle meşgul? Ustada gelmiş. Diyor ki ustadım Şam'a diyor şu malzemeyi oraya götür. Ciddi söylüyorum ha. Onun için yani, Şam'a diyor ticaret yapacak. Kervanla malzeme götürecek. Şunu götürsem ne dersiniz? Kar eder mi?
Başka ustadan için giderler? Duasını alayım. Dua da ahiret için değil kardeş. Çok zordur yani. Uzaktan alırsın. İşlerim iyi gitsin. Psikolojim bozuk. Usta. Ama Risale-i Nur hizmetiyle direkt giden mesela bazı abileri hatırlanana kadar kabul etmedi. Etmez tabii seni. Ustadı bir göreyim. Mübarektir. Duasını alayım. Ne bileyim başka şeyler de var. Ustadın yanına gitmenin getirmiş olduğu imtiyazlılık var. İşte bak o ne diyor Kastamonu 124'te? Bak neydi? Dur ben böyle bakayım. Ha neyse açmayın, uzak. Okudun zaten. Son bir cümle kadar öyle bitiyor abi. Yılanların ısırmasını bırakıp ona sinekler ısırmamasına yardım için koşan divanedir. Onu çağıran dahi divanedir. O sohbet dahi divanece bir konuşmaktır. Evet, hadsiz hayatı uhreviyeye nispeten muvaffak, muvakkat, geçici ve fani kısacık hayatı dünyeviyenin zararları sineklerin ısırması gibidir. Hayatı ebediyenin zararları ona nispeten yılanların ısırmasıdır. Sineklerle uğraşıyor, yılanlar orada duruyor. Adam derse gidemiyorsa abi, namaz kılamıyorsa bu yılan ısırmış demektir. Ama işi kesarsa bu sinek ısırmasıdır, geçicidir. İflas ederse sinek ısırdı. Namaz kılmıyorsa yılan ısır. Derse gelemiyorsa, kitap okuyamazsa bu yılan ısırmasına maruz kalmış. Çok acayip ya. Çok acayip. Ya Allah aşkına ya. Diyor ki, hayat içtimai insani itibariyle, insani vazifeler var. Şöyle düşünün. Dün arıyor. Hocam, buyurun ben falan köyde vaaz ettin ya. He, o hocadan almış telefonu. Nelerle uğraşacağım bak şimdi. Teravih imamlığı yaptım ya bir yerde şimdi bu sene. Hani çeşitli her camide, her akşam bir camide vaaz ettik. Elhamdülillah Allah kabul etsin. Teravih kıldırdım, vaaz da ettim. Falan köyde, köyün adını da bile unuttum. Tamam buyur kardeş. Ya diyor, abimin karısı ikinci kattan bodruma inerken alt kata, odunlar falan var. Gece bir şey almak için bir anda uyuyan köpek kaçmış. Korkmuş vaazı tutuldu. Onunla meşgul olur musun hocam? Getirsek mi? Ben ne anlarım bu işlerden? Ben anlamam ki. Anlamıyor da ha, inanmıyor. Geçiştirdiğim zaman ben anlamam ki. Ben ne anlarım okumam okumak şöyle. Ha yöntemini biliyor. İlmini söylüyorum zaten. Ne okunacağını söylüyorum. Şimdi bak bunun için arıyor. Peki bu adam o kadının namaz kılıp kılmadığını, namaz kılmıyorsa, hocam biz ne yapalım bu kadın namaz kılmıyor? Veya hocam ben derse gelmek istiyorum ama gelemiyor. Ben günah işliyorum. Nasıl kurtulacağım? Televizyonlarda nasıl uzak duracağım? Sormuyor. Hep böyle dünya. Üstadım şundan dolayı bu kapıyı kapatıyor. Burada lemara değiniyor da bak. Evet, insanı dünyaya çağıran sevgilinin esbab çoktur. Başta nefis ve hevası, ihtiyaç ve havası, duyguları, şeytanın ve dünyanın suri tatlılığı ve senin gibi kötü arkadaşları gibi çok daireleri var, davet edenleri var. Halbuki diyor, ahiret ve uzun hayatı ebediye davet eden azdır. Bundan dolayı dünyaya cihetini kapatmış lazım. Evet, okuyayım. Ya dünya cihetiyle, yani hayat içtimai insan itibariyle iflas etmiştir. Psikoloji sorunları, ailevi sorunları vardır. Şu cihetteki kapıyı kapamışım. Veya hayat-ı uhreviye ve hayat-ı manevi cihetiyledir. Uhrevi ve ahiret içindir. Ya abi, ahiret hakkında hakikaten ders duymak istiyorum. Ha, sana kapıyı kapattık öyle mi? Abi, ahiret hakkında şüphelerim var ya, soracağım şeylerim var. Gel. Gel de, bulun. Zeytinburnu'da. İlanda yapıyoruz. Suret dersi var. Ahiretin üstünü, ruhun üstünü açan bir perde, suret. Gel. Acayip bir şey. Abi diyor, yorgunum, işten geldikten sonra yorgunum. Şu cihette kapıyı kapamışım.
veya hayat-ı uhreviye ve hayat-ı manevi cihetiyledir. O da iki vecih iledir. Biri, şahsıma haddimden fazla hüsnü zan edip şahsımdan bir istifade-i manevi niyet etmiştir. Şu vecih de kabul etmem. Çünkü ben Kur'an-ı Hakim'in sırf bir hizmetkarıyım, o mukaddes dükkanın bir delalıyım. Yani ahiret için geliniyor, ahiret için aranıyor. O da iki cihettedir. Seni çok mukaddes zannediyor, her tarafları görüyor, ihata ediyor, duası çok makbul, tamam mı? Tamam, üstü zannetmek sana faydası var ama bunun için bu düşünceyi sabit kabul edip onu esas yapıp gelirsen kolay yolu. Biraz da kolay yani. Tarikatçılık buradan çıkıyor. Niye tarikatçılık daha çok yaygındır? Çünkü kolay, bedava bir cennet yoludur. Şeyh-i tabi olacaksın, her naneyi işleyeceksin. Günah yapınca günah çıkartacaksın. Tövbe burada olmaz. Oraya gidince olur. Yanına geçeceksin. Şeyh'in yanında tövbe edeceksin. Olmaz mı? O kadar kaliteli olmaz. Tarikatçılık tembelliktir yani. Bana kızacaklar şimdi. Kardeşim, yükle mesuliyeti şeye, adama. Beni cennete götürecek de ilim yapmak yok. Tuvalete nasıl girilir ilmini öğrenmedin. Namazı bozmayan şeyleri öğrenmedin. Rüyalarla amel ediyorsun. Din adına toplanıp rüyalar anlatılıyor. Ben bilmiyor muyum? İşin içinde değil mi? Şeyhim böyledir, şeyhim böyledir. Tamam. Bu akşam şöyle gördüm, bu akşam öyle geldim. Hadi arkadaşlar yakın, dağıtın bakalım sofular, kurbanlar, sigaraları. Çakıyorlar da bir de sigara. Sana değil. Cennetin de ortası. Gelmeyen de nasipsiz canım. Onlar bitmiş yani. Çok zor durum ahiret. Yani niye tembellik kardeşim? Açsana bir kitabı. Ben Risale'nin şöyledir böyledir demiyorum ki. Rüya anlatacağınıza bir bab açın. Namazı bozmayan şeye bakın. Hangi şartlarda namaz bozulur? Tuvalete nasıl girilir? Bak, bir adamın imanını kurtarmak 10 adamı veli yapmaktan daha sevaplı bir hizmettir. Ya açtı mı çıktı bak. İşte bu dakik sırrı senin İspartalı kardeşlerin bir kısmının akılları görmese de umumun keskin kalpleri görmüş ki benim gibi bir çare günahkar bir adamın arkadaşlığını evliyalara belki de eğer bulunsaydı müştehitlere dahi tercih ettiler. Bu hakikata binaen bu şehre bir kutup, bir gafs azam gelse, seni 10 günde velayet derecesine çıkaracağım dese, sen Risale-i bırakıp onun yanına gitsen İsparta kahramanlarının arkadaş olamazsın. Açtık çıktık ben. Yürü. Kardeşim, bir cemaatta kıyas edip taftil üstün yapmaya çalışmıyoruz. Allah korusun. Ama din diye rüyaları esas yapmayın. İmam-ı Rabbani Hazretleri ne güzel diyor radıyallahu anh. Ben ne geceyim ne geceye tapanlardanım diyor. Yani kardeşim şimdi kitaplar bitti de rüyalarla mı şimdi dini öğreneceğiz? Söyle bakayım rüyanı. Şeytanı da. İyi. Tamam. Haydi. Uçuyordum. Tamam. Namazları terk edin. Bak rüyalarınızı söyleyeyim. Namazları terk edin. Bulutların arkasına göreceksiniz. Rüyalarda hep uçacağınızı göreceksiniz. Namaza başlayın. Kitap okumaya başlayın. Hep bu durumlarda arkanızda köpek, siyah adam, birisi sizi kovalıyor karanlıkta göreceksiniz. Niye biliyor musunuz? Namazı terk ettiğiniz için şeytanın hoşuna gidiyor. O rüyaları gösteren şeytandır. Şeytan kürse kadar miraç yaptırabilir. Kardeş birisini üstün yapmıyorum. Git bir tane tefsir oku. Risale okumasan bile. Bir ilmihal oku. Bir oku. Bırak böyle adamları yücelterek. Yüceltmeyi bırak. Benimle görüşmek iki cihettedir. Bir, hayat, içtimai, insani, dünya cihetiyle. Bu kapıyı kapamışım. Ahiret için görüşmeye geliyor. Bu da iki cihettedir. Birincisi, bu iki cihetin birincisi, beni büyük adam zannediyor. Onun için geliyor. Hayır diyor. Ben Kur'an-ı Hakim'in sırf bir hizmetkarıyım. O mukaddes dükkanın bir delalıyım. Şahsi dükkanımdaki perişan, emniyetsiz şeyleri satışa çıkarmayacağım ve çıkarmak istemiyorum.
Ustad dükkanında perişan, kusurlu şeyler var. O çıkartmıyor. Ne yapacağız peki? Çünkü Kur'an-ı Hakim'in kutsi elmaslarının kıymetlerine şüphe iras etmemek için perişan ve şahsi dükkanımda bulunan kırık cam parçalarını satsam, hakiki sarraf olmayan müşteriler dellallık vaktinde elimde gördükleri elmaslara da şişe nazarıyla bakabilirler. Zihinlerine bir iltibas, bir şüphe gelir. Onun için şahsi dükkanımı katiyen kapamışım. Bana o mukaddes dükkanın hizmetkarlığı yeter. Müflis bir hizmetkar olsam daha hoşuma gidiyor. Şimdi ben kendimde uygulayayım bunu. Hiç kimsenin hatırı yok. Kimin hatırı gücenirse gücensin. Başta ben. Şimdi ders yaparken ben orada okuyorum. Bir de çalışıyorum ya mesela. Endişe çalışıyorum şimdi. Kelime çalışıyorum, alttan alıyorum, kenara yazıyorum, şöyle yazıyorum. Ha, bu söylediklerim Risale-i Nur'la barışık ve Risale-i Nur'dandır. Bu doğrudur. Ama kafayı kaldırıp da hani bazı örnek veriyorum ya veya kendim ceza ediyorum. Bu dellallık yaparken, bu ders yaparken onları da söyleyince Risale-i Nur'u hakiki bilmeyenler zannediyor ki o söylediğim de ezberden Risale-i Nur'dandır. Değildir. Orada bir kusur varsa, usluk varsa bana aittir. Risale-i Nur'la beraber söylediğim için Risale-i Nur'a zarar veriyorum o zaman. O usluk veya yanlış ifadelerde. Onun için elinden geldiği kadar Risale-i Nur'un talimatı dairesinde ders yaparken ayrılmamak lazım. Ama yani düz okumak, lügat vermek değil ha. Bazılarının yaptığı, o da yanlış. Bu da tefrit. Bu tefrit, lügat manası bile vermeden veya sırf lügat manasına inhisar edip koca liseli, üniversiteli çocuklara, gençlere ders yapmak, kafayı kitaptan kaldırmamak, bu da tefrit. İfrat da nedir? Bir cümle okumak, saatlerce konuşmak. Şu mu ortaya çıkıyor abi, o şu an dediğiniz, şubet diyor, şahsi dükkanındaki perişan, ehemmiyetsiz, şeyleri satışa çıkarmayacağım. Çıkarmak istemiyorum. Çünkü Kur'an'ı hakimin kutsi elmaslarının kıymetlerine şüphe iras etmemek için perişan ve şahsi dükkanında bulunan kırık cam parçalarını satmam. Bundan dolayı mı abi? Evet. Mesela bak bir dolar var. Ben de yapıyorum yer yer. Yanlış yapıyorum. Ama benimsi gene biraz şey yani. Bazı derslerde ama zaten çoğu derslerini beğenmiyorum ben. Şimdi oturuyor buraya adam, hoca. Hoca. Veya onun taklitçileri veya orada bulunanlar. Burada yanında oturuyor. Burada alıyor onun yaveri, bir cümle okuyor Allah'ını seversen. Yarım saat o cümleyi konuşuyor. Bilmeyenden ne der biliyor musun? Vay be ne alim ya. Bir kelimeden saatlerce konuştu. Vay be ne dokümanlara sahip. Oysa cahil. Oysa cahilim ben. Niye? Ustad diyor ki şahsi dükkanımdaki perişan emniyetçi şeyleri satışa çıkarmayacağım, çıkarmak istemiyorum. Seninkiler iyi mi? Ustadınkiler eksik. Benimkiler iyi mi? Ben adam mıyım? Niye yapıyorsun? Peki soru sorsanız, abi niye yapıyorsun, öz eleştiri yapıyorsun kendine, vurup da vuruyorsun? Yani burada riyakarlık mı yapıyorsun? Beceremiyor. Risale-i Nur'un dairesi, talimatı dairesine gitmeyi beceremiyor. Alıştık biz. Siz alışmayın. Alışmış özür dilerim. Kudurmuştan beterdi derler ya affedersiniz. Ama bak. Şunu karıştırmayacaksın. Burada bir cümle. Bak Kastamonu'da şöyle anlatıyor. Emirdağ'da böyle anlatıyor. Sözler böyle anlatıyor. Mana derinlikleri budur. Demek bu izah değil. Bu güzeldir. Bu methetmiş Risale-i Nur. 56. sayfa Kastamonu'da vazifenizdir diyor. Tamam mı? Yani buradan almak, buradan almak, buradan almak, buradan almak. Bir evin ihtiyacını bir dükkana satın alınmaz. Bir manifatura gidersin, bir züccaciye gidersin, bir beyaz eşyacıya gidersin, bir manava gidersin, bir nalbura gidersin. Ha? Bir evin ihtiyacını farklı dükkanlardan alacaksın hepsi. Ha, izah şu. Alıyorsun bir cümleyi. Oho, aldım sazı elime. Böyle ders mi olur? Böyle bir şey olur mu ya? Böyle bir şey olur mu? Sen yapıyorsun. Kim yaparsa yapsın. Ben de yapıyorsam atın çöpe. Dinleme onu.
Peygamber Efendimiz bile öyle yapmıyor. Ya ayet iş yapmış ya, zaten ona yetkili vermiş. Bak diyor ki, çünkü ben Kur'an hakimin sırf bir hizmetkarıyım, o mukaddes dükkanın bir delalıyım. Ey altın var altın. Tamam içeriye gir, tamam altını göster ya. Sen içeriye kadardı, anlat, reklam yap. Şahsi dükkanımdaki perişan emniyetsiz şeyleri satışa çıkarmayacağım. Çıkarmak istemiyorum. Çünkü Kur'an hakimin kutsi elmaslarının kıymetlerine şüphe irasa etmemek. Mesela olur da dil sürçüyor. Bazen düşündüğümün tersini söylüyorum. Acayip siz düzeltiyorsunuz. Gelmeyeceğim diyorum. Geliyor, ağzımdan çıkıyor. Doğru yapmamıştır diyorum. Doğru yaptı diye ağzında suçu lisan oluyor ya. Ha, dinleyen de daha yeni ya, yeni olanlar. Der ki konuşma arasında söylediği kendi şahsi fikirlerini bundan zanneder. Kafasına yatmasa, ruhuna ters gelirse, aklına garip gelirse, ya Risale-i Nur ne biçim kitap ya, bu muydu ya, baksana ya. Peki bunun bedelini kim ödeyecek, bunun mesuliyetini? Oysa o cümle, satır arasındaki konuştukların sana aittir. O kusurlar sana ait, bana ait. Bana ait o. O zaman ne diyor usta? Dinleyenlere şüphe irasa etmemek için, şüpheyi düşürmemek için perişan. Ustadın bilgilerine bak, ne diyor kendi bilgisine, tespitine. Perişan ve şahsi dükkanımda bulunan kırık cam parçalarını satsam, kırık cam parçaları elmasın karşısında ne değeri var? Risale-i Nur'un metinleri elmas gibidir. Kişinin izahları tespiti değil külliyattan. Kendi anlayışı cam parçaları gibidir. Satsam hakiki saraf olmayan müşteriler, yani Risale-i Nur'u okumamış olanlar, Risale-i Nur'u tetibat yapmamış dinleyenler, dellallık vaktinde yani ders yaparken ben elimde gördükleri elmaslara da şişe nazarıyla bakabilirler. Zihinlerine bir iltibas, bir şüphe gelir. Yani Risale-i Nur, Allah Allah ya, bir daha böyle kitap olur mu ya? Konferansta ona değiniyor da abi, Risale-i Nur nasıl okunacak, nasıl yapacak? Üstadımız Bediüzzaman bir Nur talebesine Risale-i Nur'dan bazen okuyuvermek lütfunu bahşederken izah etmiyor, diyor ki Risale-i Nur imani meseleleri lüzumu derecesinde izah etmiş. Risale-i Nur'un hocası Risale-i Nur'dur. Risale-i Nur başkalarından ders almaya ihtiyaç bırakmıyor. Herkes istidadı nispetinde kendi kendine istifade eder. Aklımız her bir meseleyi tam anlamasa da ruh, kalp ve vicdanımız hissesini alır. Ne kadar istifade etseniz büyük bir kazançtır. Risale'nin izahı başka bir risalede varsa onu getirip okuyor. İzah bu. Risale-i Nur'daki gayet ince nükteleri derk eden basiretli alimler der ki, bir alimin yüksek bir ilmi olabilir. Fakat Risale-i Nur'u cemaate okurken tafsilata girişip eski malumatlarıyla açıklarsa, bu izahatı Risale-i Nur'un beyan ettiği asrımızın fehmine uygun ve ihtiyacına tam cevap veren hakikatların anlaşılmasında ve tesiratında Risale-i Nur'un mahiyetinin derkine bir perde olabilir. Şimdi beni tasdik ediyor mu, tenkit ediyor mu beni? Şu an konuştuklarım tasdik ediyor abi. Evet, söylediklerim şu anda. Ama yaptığım derslerin çoğusu ne yapmış? Çakıverdi. Peki, hakperestlik nedir? Doğruysa doğrudur. Ha, bunun için diyor bazı... Şöyle yapacaksın, oku oku. Bunun için diyor, bazı lügatların manalarını söyleyerek aynen okumak daha müessir ve daha efaldir diyor. Bu Zübeyir abinin ifadesi. Evet. Zübeyir abinin. Ustad lügatı demiyor. Ha? Kastamonu 56'da ne diyor? Diyor ki şu parça şuraya kadar, şu parça şu kadar. 146'da söylüyor, 56'da söylüyor. Şu şuraya kadar. Gene aynı yani. Lügat değil. Mesela şunun izahı şurada, şunun izahı şurada. Şunu biraz önce yaptık ya. 124'tü değil mi Kastamonu. Şuradan şuraya. Ha, izah bu. Esası bu arkadaşlar. Harika bu. Evet, zihinlere bir iltibas, bir şüphe gelir. Onun için şahsi dükkanımı katiyen kapamışım. Bana o mukaddes dükkanın hizmetkarlığı yeter. Müflis bir hizmetkar olsam daha hoşuma gidiyor. Yani müflis var ya, ders yapıyor. Hakata mana derinlikleri yok ama atıflar yapıyor adam. Yani şurada böyle yazıyor.
Şurada böyle yazıyor. Bak burada da aynı. Vesvese tehlikelerinden. Birinci şuada da buna değiniyor abi, az önce okuduğumuzda. Yani müderrisinden, alimden dersler almadan diyor. Muhtar evet. Olmadan diyor. Yani dolayısıyla zaten bu izahın temeli, en güzel izahı, yani izahın çerçevesini şeyde çiziyor. Kastamonu 56. Evet. Tamam mı? İzah, yani kısacası toparlasak, Risale-i Nur'dan bir yer okurken, anlaşılması zorsa başka kitaptan getirip okuyorsun. Bu birincisi. İkincisi, onun ruhunu rencide etmeyecek, sorulduğu zaman o manaya bendendir diyecek Risale-i Nur'un mana mertebesini çıkartmak. Bu da Barla'da, abilerde örnekte gözüküyor. Hulusi abi diyor ki, ustadım ben 9. nükteden şöyle anladım. 13. Leman'ın vesvese risalesinin şeytandan istiaze. Bunu anladım, usta da takdim ediyor, usta da koyuyor külliyatta. Anladığını koyuyor. Hafız Alabi diyor ki ben diyor alem manada Üsrev abi de dolaşırken bir saraya rast geldim. Bu 23. sözde zıt değil. Demek ki birincisi Risale'yi izah ederken en güzeli düz okumak, ikincisi lügatla okumak, üçüncüsü varsa seviyen onun açılımları nerede atıflar yapmak, dördüncüsü o çok daha zor. Barla'daki abilerin mektupları gibi ustada istifadelerini takdim etmişler. Ustada istifadelerini takdim ettikleri gibi istifadelerimizi kardeşlere takdim ediyoruz. Bir daha Hüsrev abi, Hulusi abi, Refet abi vesaire abilerin risalinden istifade ve istifazaları, aldıkları feyizleri ustadlarına takdim ettikleri gibi biz de Risale-i Nur'dan istifade ve istifazamızı kardeşlerimize, abilerimize takdim ediyoruz. Ama bu manayı nereden çıkarttın diye o söylediğin manaya soru sorulursa hemen 25. sözü, 14. sözü, 26. lemayı göstermen lazım misal. Hemen ki bak buradan, buradan. Kaynaklı. Bu fevkalade. Ustada takdim ettikleri gibi sen de takdim ediyorsun. Yani mesele bu. Bu kadar. Zaten o kadar. Yoksa Allah'ını seversen, kitabını seversen, Risale'ne muhabbetin varsa yapma şunu. Bir cümle okuyorsun. Kardeşlerim benimle görüşmek iki cihettedir. Dur. Okutuyorum. Dur. Evet arkadaşlar. Ustadla görüşmek tabii. Tarihin birinde ben de gitmiştim Barla'ya, ustada. Ustadla görüşmek. Ustad da şey yapmak, daha hiç mevzuya girmedi. Soğuk bir muaraza açar değil ya, evet. O maksız dedi abi. Acayip bir şey. Şimdi bu abi var tabii. Bir bakın bakalım. Risale-i Nur dersleriyle alakalı sitelere bakın. Bir cümle söylüyor, yarım saat konuşturuyor. Yarım saat ya. Mübalağa ediyorsam... Kitabı getin gözüme sokun. Yalan söylüyorsun sen. Adam bir cümleyi almış. Risale-i Nur'da kural mı, usul mu, piyasada nesil yayınlarında da var böyle bir sürü kitaplar çıkmış. Ya Risale-i Nur nasıl anlaşılır diye kitaplar var ya, yayınlanan kitaplar. Okusan ömrün yetmez. Risale-i Nur'a zaten zaman gelmez. Risale-i Nur'un şerh ve izahları veya Risale-i Nur nasıl anlayacaksınız diye piyasada olan kitapları okuyun, inanın vallahi Risale-i Nur'a zamanınız kalmaz. Risale'yi okumaya zamanınız olmaz. Nasıl okunmalı, nasıl istifade edilmeli kitaplardan zaten bitti. Ya zaten sabahtan akşama çalışıyorsun, okuldasın, mecbettesin. 5-10 dakika günde günlük zamanın var veya yok. Onu da Risale'yi okuma yerine, efendim falan Hasan abinin, falancanın, profesörün, Risale-i Nur mektebi, Nur Mektebi, Nur Dersi, bilmem Risale-i Nur tahliller, Nur talebesi nasıl olmalı? Bir sürü şeyler var kardeşim. Bunları tamam, bunu okumaya kalksak Risale-i Nur'a zaman kalmaz ki. Abi denize girip yüzmek yerine nasıl yüzüleceğini kitaptan okumak. Yani anlattım işte, evet doğru. Risale-i Nur nasıl izah edilir? Bir,
Kim gücenirse gücensin. Başta ben. Yanlış yapıyorsam eşeğim benim. Eşek benim. Bir. Düz okuyacaksın. İki. Liseli ve çocuklar varsa lügatını ver. Yani başka yerde bunu açan misaller varsa 8. sözde kuyu misali, tamam? Onu gelip ver. Tamam? 3. O kitaptan dedik ya 3. İzan. 4. Bu kelimeyi usta da toplama yapmış ya, kenarlarına kitapta numaralar yapmış, altını çizmiş. O kelimeyi araştır. Araştır manalarını tahkik eyle. Fecme havasa bi hayri tumin. Havaslarını topla, işte hayır oradadır. Hazreti Ali diyor. Yani atıf mesela diyelim ki endişe dersi. Endişe topluyor. Ne topla topla Kastamonu'dan, Emirdan'dan, Sikke'den, sözlerden, mektubattan, lemalardan aldım, muhafiyattan getirdim. Ondan sonra o tabii ders yapma makamına geçiyorum. Anlatıyorum arkadaşlar, endişenin mazisi yoktur, endişe hissin. Endişe gelecek zamanı yorumlayamamaktan geliyor. Gelecek zamanı Allahsız düşünmekten geliyor. Gelecek zamana itikadı ve hissi endişesinden geliyor, günahlarından gibi. Hem doğruyu söyledim bunları. Ha, abi bir dakika dur. Endişenin geleceğe baktığını nerede yazıyor? Dediğin zaman külliyattan gösterebiliyorsan bu izah değil, külliyatı mana mertebesidir. Tamam? Bu. Kim artık yaparsa yapsın, yanlış yapıyorlar, yanlış yapıyorum, yanlış yapılıyor. Yanlış. Yanlışsa ne yapacaksın sen? Adım atacaksın, bu tür kitapları okumayacaksın. Bu tür kişilerin dersine gitmeyeceksin. Bu tür dersleri beni açmayacaksın. Bu geçen işte cumartesi, gece yarısı Ümre'den geldiler ya. Allah kahretsin yalan söylüyorsam. Allah da Kur'an'da yemin ettiği için ben de yemin ediyorum. Allah beni kahretsin yalan söyleyeceksem sizin. Belki cümlelerde şey eksiklik olur. Mana aynı söylüyor. Almanya'dan gelmiş, diğer kardeşleri Türkiye'den. 3-4 kişi geldi. Aşağıda gece karşıladım ya. Dedi ki, abi ben dedi, hocam. Ben dedi Nakşi tarikatındanım. Sizi dedi siteden tanıdım. Derslerinizi her gün dinliyorum. Tabii takdir edeceğimi için söylüyor. Şöyle istifade böyle diyor. Kardeş, ben Nur dersini Cumhuriyet, Hürriyet, Millet gazetesini okuyan, sağda solda davası, gayesi, maksadı, gidecek dershanesi, okuyacak kitabı olmayanlar için örümcek ağı gibi koyduk, sinekler yakalansın diye. Risale-i Nur'u bilenler girmesin. Durdu. Takdir edecektim ya. Abi ne demek o dedi. Dedim kardeşim, sen ballar balını buldun, kovanım yağma olsun. Sen zaten akşama kadar çalışıyorsunuz veya çoluk çocukla meşgul. 10-15 dakika zaman buldunsa ders dinleme, girme. Git Risale oku. Ha temizlik yapıyorsun, mutfakta çalışıyorsun, yemek yapıyorsun, arabayla gidiyorsun, müzik dinleyeceğine ders dinle. Zaten o iş yap. Ama zamanın var, masaya oturdun, dinleme Allah rızası için beni ya. Kitap oku. Kitap oku. Üstad diyor ki benimle görüşmekten 20 derece daha faydalıdır diyor okuman. Sen dedi beni dinleme, bırak ya. Birbirlerine bakıyorlar ha böyle, ne diyor diye. Takdir edecektim ya böyle. Vay be aferin ya tabii ya. Tabii ya insan akıllı adam budur ya. Doğru bulduğu şeyi bırakır mı ya? Tabii takip etmen lazım. Almanya'da kötü durumdasınız, zor durumdasınız. Bunları tabii takip edin. Tavsiye edin, söyleyin millete. Hayır. Sen kardeşim Risale-i Nur buldun mu? He. Tamam bunu okuyacaksın. Bunu okumak mı? Okutmak içindi ben zaten. Ben sana bunları tanıtmak için yaptım. Öyle değil mi abi? Tabii ya. Bir tanesi de kurs hocası ha, hafız yetiştiriyor Türkiye'de, ona yakını. Abi ben şey yapıyordum, araba kullanıyor. Diyor ki, ha yolda kullan, yolda zaten araba kullanıyorsun, kitap okuyamazsın, dinle. İlahi namı altında türküler dinleyeceğine, bunu dinle. Ha dinle. Ha bir kelime alırsın. Ama eve geldin, Allah rızası için ne dinliyorsun kardeşim, ne açıyorsun? Aç, oku. Bu tesirli budur. Benim kendi kitabımı okumasam bu kitabımı, orada bana bir kitap verin, ben gene feyiz alamıyorum. Kendi kitabım olacak çünkü sirayet var. Yani anladınız mı? Hep bunları vicdanımdan söylüyorum. Bu sözler en çok beni vuruyor. Bu tenkitler hep öz eleştiri kendimin. Ben mi yanlış yapıyorum? Yanlışsam yanlışım.
Çünkü kefenle girdiğim zaman ahirette kimsenin mesuliyetini yüklenemem. Nefis cümleden etna. Dinleme kardeş beni. Ha, beni kime söyleyeceksin biliyor musunuz? Akrabanız var, dersleri mesleri gelmiyor. Ya ben gelmem ya nurculara falan filan. Tamam onlara de ki, nur dersi de demelisin. Ya psikolojin bozuk mu kardeşim? Şu dersi bir dinlesene, psikoloji. Ha psikoloji dinleyip de bu adam önünde kitap var, Allah Allah hangi kitaptan okuyor deyip de kitapları tanıyorsanız bırak, tamam beni bırak. Ben vazifeyi yaptım o zaman. Ben sizi nur dersini koyarak nurlarla tanıştırmak için yaptım. Allah biliyor. Tanıdın mı bunu? Bırak dedi. Maksat var. Devam ediyorum. İkinci veci şudur ki, Kur'an hesabı ile ve delallığı ve hadimliği noktasında benimle görüşmektir. Aa, hepimize bakıyor. Kur'an hesabı ile her bir nur talebesi Kur'an adına mesuldur. Sen şimdi nereden geldin? Çocukları okutmaktan. Senin aslı vazifelerinden bir tanesi de budur. Kur'an hesabına Risale-i Nur seni vazifelendirmiş. Bak Kur'an okutmak. Bitti gönderdin mi? Gitti değil mi koçoğlu? En küçük kaç yaşındaydı? 7 yaşında. Mahalle çocuklarım. Evet, evet. Bu dersimden sen daha güzel hizmet yaptın. Sakın ha. Hata yapmayacaksınız o çocuklara. Kırıyor, döküyor falan, bağırıp çağırıyor diye kızma. Olsun. Onlar çok önemli. Takla atıyor. Abi beni dinlemiyor. Zannediyorsun. Takla atsın. Din, sen konuş. O alıyor. Bak sen, ben bunu okudum. Sen geldiğin için dikkatimi çektin. Kur'an hesabı. Dediğinizi burada Kastamonu söylüyor. Bak Risale-i Nur hakiki şakitleri neşriyatı diniyelerinde ve ittiba-i sünnetteki ibadetlerinde içtinam-ı kebair-i tahbarında Kur'an hesabına vazifeler sayılıyor. Ya kaçtı o sefer? 185 abi. 185. Bak Balla'daydı da nur talebelerin bir vazifesi de Kur'an öğretmektir. Kur'an öğrettin mi Risale? Bu arada Risale-i Nur da ver. Ne yaptı biliyor musun? Sana söyleyeyim. Ne yaptı biliyor musun? Kur'an'ın şöyle bir ayeti var. Bilme anlamı ya. Allah, Allah'ın evlerini ancak Allah'a iman edenler yapar. Bir cami yapan, camiye yardım eden onaylıyor imanını. O ayette masada kalıyor biliyor musunuz? Camiye gidiyor, hakikaten medreseye. Medrese de Allah'ın evidir. Medrese de bir elektrik yatırıyor. Su parasını yatırıyor. Medrese bir katkı yapıyor. Ne yaptın biliyor musun? Camide mihrap yaptın. Bir faturasını, adama verme parayı, kendi faturaya yat. Allah'ın evlerini ancak Allah'a iman edenler yapar. İmanın onaylandı demektir. Onaylanmış iman. Sen nur talebesi de eğer dershanede sağda solda Kur'an öğretmeye gidiyor veya gelip öğretiyorlarsa onaylanmış nur talebesisin. Bak, Kur'an hesabı ile Risale'nin talebesi Kur'an hesabıyla dellallığı, ders anlatacak, yaşayacak, en güzel dellallık yaşamak, dellallığı hadimliği noktasında benimle görüşmektir. Geliyorlar, görüşüyoruz ya. Şu vecihle gelenleri aler resi vel ayn kabul ediyorum. Bak, Kur'an hesabına, dellallık vaktinde, hadimliği cihetiyle ondan sonra gelenleri aler resi vel ayn kabul ediyorum. Baş ve göz üstüne kabul ediliyor. Fakat bu görüşmek için şark ve garp mani olmaz. Belki yerin üstü ve altı dahi birdir. Yerin altı da birdir ha. Hadi hoşuma gitti ya bu. Süreten görüşmeye o kadar lüzum yok. Mesela bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Hissiyatımı söyleyeyim. Anlayış demeyin ha. Hissiyatım ve latifem. Hissiyatı da geçmiş. Bana o kadar dua ediyorlar ki Allah biliyor ya. Allah yanlış desem kafir olurum. Kendi haletimi söylüyorum. Bana o kadar dualar ediyorlar ki o duaları hissediyorum. Sureten görüşmüyoruz. Onu izah için söyledim. Sureten görüşmeye o kadar lüzum yok. Onları hissediyorum. Ben de elimi kaldırıyorum. Ya Rabbi, kim bana nasıl dua ediyorsa, kim benden ne bekliyorsa, kime söz vermişsem, inşallah demişsem dua edeceğiz. Kimin kalbini kırmışsam, kimin bende hakkı varsa, kim hizmet imaniye Kur'aniye'de alakadarsa, Allah'ım ruhunu âli eyle, sıkıntılarını bertaraf eyle, usul ve furuhlarını sıkıntılardan gider, mekanlarını cennet bahçesini bahçe yap dua ediyor. Ve bana nasıl dua ediyorsa Allah'ım ona öyle muamele et. 5 vakitimde diyor. Bana nasıl dua ediyorsa Rabbim sen Allah'sın ona öyle muamele et. O zaman ben aynen kendisine dua ediyor gibi oldum.
Sureten görüşme o kadar şey değil. Bak gördün mü? Dünyada, kabirde, ahirette hep beraberiz. Şu münasebetin de manevi görüşmenin de üç meyvesi var. Birincisi, vicdanım ne dedi biliyor musun şimdi? Bak dedin ki öyle bir cümle okuyup yarım saat konuşuyorlar. Bunu tavsiye et. Yani şey, kardeşim birileri gücenecek diye gizli artık vicdanımın sesini demem zorunda. Hakkın hatırını artık demem lazım. Birileri gücenecek ve bunu kesmeyeceğim bu şeyi dersin. Bak niye? Maalesef Risale-i Nur perişan ediliyor. Bir cümle okunup yanında birisini okutturuyor. Bir cümle okuyor, yarım saat konuşuyor. Olmaz kardeşim. Risale-i Nur'un hukuku olmaz kardeşim. Risale-i Nur'un şahsı manevisine zıttır kardeşim. Risale-i Nur'un ruhuna zıttır kardeşim. Bunlar işte kalkıyor sonra Risale-i Nur sadeleştirilebilir diyor. Sadeleştirmeye karşı olanlar bağnaz diyor bu adamlar ha. Bağnaz çünkü hocası sadeleştiriyor ya çattırmadan burada. Söz dünyasında kayda geçmiyor ama kayıtlara geçiyor yani deftere geçmiyor. Bir cümle söyleyip yarım saat konuşan adamın talebesi ve kendisi Risale-i Nur sadeleştirilebilir diyor. Hatta buna karşı çıkanlar bağnaz diyor. Dünyevi bir menfaat için yapmıyor karşı çıkıyorlar diyor. Tercüme ile sadeleştirmeyi bilemeyecek kadar cahil yani. Kardeşim ben bunu demek mecburiyetini hissettim. Şimdi bundan sonra bana zaten et diyorlar. Demediklerini bırakmıyorlar da desinler. Bir de bu cihati desinler. Ben Risale-i Nur'un dershanesinde kapıcıyım. Orada bir köpeğim inşallah. Tamam mı? Orada dellallık yapıyorum. Bediüzzaman'ın çorbasını içtiğim için bu sözleri, eleştirileri kendim dahi olsa demem vazifemdir. Kimsenin şahsına özel bir şeyim yok. Risale-i Nur'un hukukunu korumak için söylüyor. Başka bir şahsı bir şey takip ediyorsan o zaman günahınız bana ait. Yok beni itham ederler. Sen şahsi bir garası takip ediyorsan günahın da size olsun. Ben bunu korumak için söylüyorum. Bu ben de yapıyorum. En çok bana vurdu bu ders. Bu şekilde ders yapmak yanlış. Ben yapıyorum. %70 dersimi beğenmiyorum. Size yalan söylemiyorum. Ben kendi dersimi dinlemeye kendim tahammül edemiyorum. Abi ne yapıyorsun? Peki niye yapıyorsun? Çünkü biz alışmışız, kurtulamıyoruz. Biz yaşlılar alışmışız. Siz alışmayın. Temelde bu var. Yapamıyoruz. Tilyaki olmuşuz. Kah biz şöhret belası olduk. Kah alkışlara alıştık. Kah türbinleri oynuyoruz. Biz türbinleri oynuyoruz çoğunlukla. Onun için izahsız yapamıyoruz. Ne derler diye yapmak zorunda kalıyoruz. Belki de mecbur oluyorum izah etmeye. Ben kendim, diğerlerine kimseye bir şey demiyorum. Evet, şu münasebetin de manevi görüşmenin de üç meyvesi var. Birincisi, dellallık ettiği mukaddes dükkanın mücevheratını benden almaktır. İşte bu dükkandan şimdilik 12 küçük cevherleri size gönderdim. İkinci meyvesi, Beş farz namazını kılan, bir, yedi kebairi terk eden, yedi kebair neydi? Sayabilecek var mı? Şarap içmek. Şarap içmek, hemen nasıl aklına şaraba gitti? Zina. He? Zina. Zina, ulan hemen nasıl gitti ikincisinin zina? Kat, adam öldürmek, intihar etmek. Ana babaya saygısızlık değil, ha, o Silah-ı Rahim diyor Yusuf, 13 yaşında maşallah. Kat-ı Silah-ı Rahim, anne babaya falan dedi. Tamam, ikinci. Şey, koşmak mı? Yok, kumar, 5. Yalancı şehadetlik. Yalancı şehadetlik, en mühim bir tanesi de var. Dine zarar verecek bidalara taraftar. Dine zarar verecek bidalara taraftar olmak. Mesela edile-i şeriyeyi, kitap, sünnet, icma, kıyas, yani Allah'ın haramını helal eden, helalını haram eden adamlara taraftar olmak. Dine zarar verecek bidalara taraftar olmak 7 kebairdir. Ha, beş vakit namazını kılan, yedi kebairi terk eden zatlar,
şu manevi münasebet ve görüşmek neticesi olarak ahiret kardeşliğine kabul ediyorum. Yedi kebair işlemeyen, siz zaten yaşınız müsait değil ya. Zina, içki misal müsait değil. Mustafa kaç yaşındasın? 16. Sen? 30. Sen? 20. 20. Senin için biraz tehlikelidir. Yani. Üniversitede olduğun için. Tamam. Sen? 15. Hepiniz öyle. Sen Fatih? 22. Tamam. 13. Vesaire. Bak şimdi. Hepimiz ustadın kardeşiyiz en az. Beş vakit namaz kılıyor muyuz? Kılıyoruz en az. Yedi kebair işlemedik. Ettikse de tövbe etmişiz. Tamam. Sonra birkaç dakika diyorum ama kimse duymasın. Birkaç dakika ben birkaç dakika kimseye göstermiyorum. Risale-i Nur'la meşgul olmak diyor. Aslında 5-10 dakika diyorum. Onu birkaç dakikayı bir kafanızda silin. 5-10 dakika. Aslında ustad birkaç dakika. Değil mi? Ustad ne yapıyormuş? Ahiret kardeşliğine kabul ediyorum. Vesvese olur mu? Yusuf kaç yaşındasın büyük Yusuf? 34. Sen ne yaşlı mı ya? Ben her sabah manevi kazancım neyse 5 vakit namaz kılan, 7 kebairi terk eden veya etmiş ise, 7 kebair işlemişse tövbe eden kardeşlerime müjde. Her sabah ustad manevi kazancım neyse ahiret kardeşlerimin sayfaya amaline geçmek için Cenab-ı Hakk'ın dergahına niyaz edip hediye ediyor. Ama abi ustad yok ki şimdi. Kastamonu 57'de ne diyor biliyor musun? Kastamonu 57. Ha böyle izah olmalı işte bak. Kastamonu, ustadın duasına biz mazar mıyız? Ustad öldü. Her sabah hediye ediyorum diyor. Ustad 57'de şöyle diyor. 57 nerenin plakası? Sinop'a. Yapma ya. Nasıl heyecanlandı? Sinop mu? Sinop. 57 hakikaten Sinop mu? Sinop kafanıza kalsın. Diyor ki, Risale-i Nur'un oradaki küçük talebeleri, Kastamonu'dan Barla'ya yazıyor ve Emirdağ'a söylüyor. Bak şimdi, Risale-i Nur'un oradaki küçük talebeleri ve istikbalde, Resul bak, istikbalde daha olmamış, dünyada değil, istikbalde kıymetdar şakirtleri olanlar, şimdi de talebeler dairesinde olarak ise dardırlar. Senin de defterine girdi ustadın dualarında. 19'da diyor zaten abi. He? 19'da da duanın alaka ve kazancı olmasını 19'da diyor Kastamonu. Kastamonu 19 mu? Aç bakayım neresinde? İkinci emare var ya orada. İkinci emarede 3 tane paragraf var. He. İkinci emare. Bizzat kendi yaptığı duayı. Yani hangi bak burada işte ha hangisinde? Üçü de işte o ikinci emareden başlıyor ez cümlede bir altı. Ha tamam hepsi dahildir diyor. Ha ben biraz hulasa ettim. Yani gelecekteki nur talebeleri de şu andaki kazançlarımda ortaktır diyor. O zaman ustad diyor ki ben her sabah manevi kazancım neyse ahiret kardeşlerimin sayfayı amaline geçmek için Cenab-ı Hak çünkü sayfayı amal mazi mustakbeli üçünü cem ettiği için dergâhına, Cenab-ı Hakk'ın dergâhına niyaz edip hediye ediyor. Onlar dahi beni manevi hayratlarına ve dualarına hisseder etmelidirler. Ta hisselerini kazancımızdan alsınlar. Bunu ders yapıyordu Abdullah Yiğin abi vatanda. Ustadın talebeleri 90 küsur yaşında. Şu anda ise burayı anlatırken şöyle dedi. Ben diyor ustadan şey yapmışım ki onlar da beni manevi hayratlarına, dualarına hisseder etmelidirler. Ta hisselerini kazancımızdan alsınları. Eğer tesbihat yapıyorlarsa otomatik ustada dua ediyorsunuz. Otomatik size ustad dua ediyor. Ve bütün iştirak amaluri cemaatın hasenatına ortak oluyorsun. Senin amalin cemaate gidiyor. O kanalla, tesbihatla. Tesbihat yapanın. Tesbihat yapanı külliyattan söylüyor. Eğer ahirette Rabbim bana sorarsa olmayanı nasıl din adına söyledin? Derse söyleyeceğim ben Rabbime. 26. sözde mesela geçiyor. Tesbihat yapanı, namazın akabinde tesbihat yapanı vallahi benim rüsanım tespit etti. Haşir meydanında, kabirde iştirak-ı amal uhreviyeden nur cemaatinin mazisi mustakbelinden dünya ve ahirette olanların bütün hasenatına ortak olacağına yemin eder. Nur cemaatinin hasenatına ortak olacak. Bu şartların Kastamonu'daki yer değil mi abi? 96'daki yani o
ve külli ubudiyete mazhar olur. Ha bak şimdi. İhlas, sadakat, ihlas, takva, hizmet, içtinab-ı kebair. Bunları cem eden işte tesbihat. Diyor ki 26. sözde. Evrat esker okuyamadım diye okudu, üzülme diyor. Tamam mı? Namazın akabinde tesbihat. Ha, namazın akabinde, namazını tadil erkanla kıl, akabindeki tesbihat yap. Çünkü cemaatin şahsı manevisini yorumlayıp simgeleyen, şekillendiren tesbihattır. Seni içeriye koyan, içeriden istifade ettiren de odur. Bu sistem eylemseldir. Bu manevi tesbihat. Tesbihat zaten sadakatin simgesidir. Sadakatı olan yapar. Tamam mı? Peki son cümle, üçüncü meyvesi, yani ustadla görüşmenin. Onları yanımda ya hakikaten veya hayalen hazır edip beraber dergah ile el açıp dua ederek ve Kur'an'ın hizmetine dair el ele, kalp kalbe verip gayet ciddi bir surette rabt-ı kalp etmektir. İşte kardeşlerim size şu üç meyve şimdiden hasıldır Said Nursi. Kardeşim, Allah için yaptığımı inanıyorum, Allah için dediklerime inanıyorum veya dememişsem ya Rabbi seni rızan için kabul et. O şekilde dergah hazretini kabul et ya Rabbi. Haşir de onu çıkar. Muradım kimseyi edep almak değil, kimseye zarar vermek değil, kimseyi dişlemek değil, kimseyi rencide etmek, şahsiyetini kırmak, tesirini kırmak değil. Bu kadar zındıklar varken bunlarla niye uğraşıyor demek değil. Risale-i Nur'un hakkaniyetini, doğruluğunu, yani iyi niyetle de zarar veriyoruz, ben de veriyorum. Olmasın diye Risale-i Nur'u Risale-i Nur'la anlatmayı için söyledim. Ta ki bu yeni olan kardeşler, yeni dinleyenler, izan namı altında benden çıkan üslup yanlışlığı, ifade yanlışlığı, izah yanlışlığı veya izah eksikliği veya ben adam dinleyen balina gibi adam, ben de Karadeniz'im veya dinleyen çınar ağacı, ben saksiyim. Çınar sakside büyürüm. Balina Karadeniz'de büyürüm, okyanus balığı. Ha, bazı ifadelerim, izahlarım balina gibi adamlara, çınar gibi adamlara nakıs gelir. Sonra da benden dolayı Risale-i Nur'u nakıs görür. Ben bunun mesuliyetini yüklenemem, kaldıramam, kimse de kaldıramaz. Tamam? Onun için eksikliklerimizi, en azından yaptığım bir sürü hatalar var benim. Şu ders ona inşallah kefaret olur. Derim ki ya Rabbi, yapamadım ama yapamadığımı da söyledim. Belki olur, belki rahmet. Yoksa başka kimseyi rencide etmek değil. İlk önce kendimi. Ben riyakar olsun diye, vay be ne mütevazı, yaptı hatayı da söylüyorum. Vallahi değil. Ben bu yaştan sonra kim kendimi methettireceğim ki? Televizyonlar açık be kardeş. Bir sürü kanal çağırıyor, sen hayır şahitsin. Git. Şöhret için gitsin oralarda. Yani böyle bir gayem yok. Çünkü ben çoktan, çok ölümlerden Allah döndürdü beni. Bundan sonra kendim için yaşıyorum. Ya şöhret için demiyor. Ne bak cemaat içinde mütevazilik yapmak için söylüyor de. İnan, yapmayın. Böyle sakın kimse itham etmesin. Hakkım olur. Ben kimseye şey yapmadım. Böyle bir niyetim de yok. Risale-i Nur'u masa hakikatini göstermek niyetiyle söyledim. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fatiha'tıma selavat.